Bunu şunun bir çalışma prensibini bize bir anlatsana. Nasıl Şimdi çalışıyor bu? aslında basit. Şöyle. Her motorda olduğumuz gibi ateşleme bujisi var. Şurası ilk motorun ilk marş sırasında çevirdikten sonra gaz yağının yanabilmesi için gerekli ısıyı elde edebilmek için buradan vermiş olduğu propan girişi. Gaz yağıyla yanıyor. Yani bu gaz şey. Gaz yağı, kerosen. Kerosen. Gaz yağı, evet. Bu propan gazı. Buradan propan gazıyla motor sıcaklığını 100 dereceye getirdikten sonra buradan depodan çekeceği gaz yağıyla motoru ateşlemesini sağlıyor. Tamam. Idle speed'i neydi abi bunun? Şey, bu 26.000. 26.000 rölantisi, 146.000 de maksimum deviri. Tabii büyüdükçe bu devir sayısı düşüyor. Bunun daha küçüğü var. Mesela bu var. Bunun idle'ı 50.000 devir. Maksimum 245.000 devir. 245-250.000 devir. Burada bir yakıt pompası var. İşte yakıt girişi, yakıt çıkışı. Bunların hepsinin burada bir propan valfi var. Bir tane de yine aynı şekilde yakıt valfi var. Elektrikte kontrol ediyor. Kendi EQ dediğimiz elektronik kontrol unit dediğimiz bir ünitesi var burada. Burada gerekli adımları, bütün her şeyi buradaki bilgisayar sayesinde önce propanı açarak ateşlemeyi sağlıyor. Motoru 100 derecenin üstüne çıkarıyor. Getiriyor. Ondan sonra yakıtı veriyor. Ondan sonra ateşlemeyi sağlıyor. Bir de elektrik motoru var üstünde. Enteresan evet, biçimde. Mesela şöyle bir kuru kuruya bir şey deneyebiliriz. Ateşlemeyeceğiz. Safi ilk şey evet. Startup procedure gösterecek yani. Aynen öyle. Burada gerekli marş motoru için gerekli ikisel yani 7.4 volt pilimizi takıyoruz. Müthiş. Alıcı pilimizi besledikten sonra burada gerekli açıklamamızı görüyoruz. İşte hazır diyor, RPM 0 diyor. Buradan kumandamızdan gaz kolumuzu siz yapın isterseniz hocam. Yapayım ama onu ondan evvel de şey yaptık, kalibre ettik güzel. Evet. Çünkü kalibre etmeyince ne yapıyor bu? Flame out yapıyor. Burn out yapıyor. Yani arkadan alev atmaya, sönüyor arkasından alev atmaya başlıyor. Yani aslında jet motorlarını çalışırken bu yüzden adamlar ellerinde şey tutuyorlar mutlaka. Aynen. Yangın söndürücü. Yangın söndürücü tutuyorlar. Bunu yapmazsanız sıfırdan 100 aralık, kumanda aralığı. 120-130 olabiliyor. Bu sefer fazla yakıt attığı için sönme yapıyor. Ve o türbinin döngüsü sönüyor, aleve dönüşüyor. Vah Anılcığım. O da kötü bir sonucu oluşuyor. Şimdi... Önce veriyorum. Ondan sonra da aşağı. Buradan bakın şimdi ekrandan. Aynı zamanda bakın. Ateşlemeye başlıyor. Ateşlemeye başlıyor. 2-3 defa deneyecek. Şu anda yakıt bağlı olmadığı için ateşlemeyecek. Ateşlemeyecek. Tabii. Kesecek normalde. Normalde olsa şey. Bir de durduğunda direkt yine fan motoru çalışıyor. Onu belli bir soğutma 100 dereceye kadar getiriyor. İndiriyor. Çalışırken 700 derece olan motor sıcaklığını 100 dereceye kadar bu şekilde soğutarak sağlıyor. Ondan sonra da durduruyor. Rulman nasıl dayanıyor? Yani bu çok yüksek seramik rulman var. Ha, seramik oluyor. Seramik rulman var içerisinde. Yaklaşık işte 2000 küsür dereceye kadar dayanabildiği için seramik rulman kullanıyorlar. Tabi bu sebepten dolayı da bu motorların bir ömrü var. 50 saatlik çalışma ömrü var. Tabii ki modeli 6-7 dakika, 6'şer 7'şer dakika uzun zaman. Partlarla kullandığınızı düşünürsek oldukça uzun bir süre. Maliyeti de çok maliyetli bir şey değil. Yani yurt dışına kendiniz yapamıyorsunuz onu çok zor. Ama yurt dışına gönderdiğinizde seramik rulman değiştirdi, balans fabrika balansları yeniden yapıldıktan sonra size tekrar gelişi kargosu her şey dahil 160 euroya motoru sıfırlamış oluyorsunuz. Bir 50 saatlik daha ömrü olmuş oluyor. Anladım. Çok normal patlar motorlar gibi çok mekanik bir sistemi yok aslında. Fanlar var içerisinde. Yanma odaları var. Yani piston sekman gibi sistem olmadığı için çok revizyon, rekteviye dediğimiz sistem çok maliyetli değil bunda. Anladım. Dediğim gibi giriş ve gelişi ve servis ücreti dahil 160 euroya mal olur. Ondan sonra bir 40 saat daha kullanıyor. 20 saat, 40 saat. Anladım. Teşekkür ederiz. Rica sağ ederim olun. Hocam.